Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Yarın 15 Mayıs, 15 Mayıs Kürtler açısından, Kürtçe açısından önemli bir gün. Kürt Dili Bayramı günü, yarın bu gün vesilesiyle Kürdistan'ın dört parçasında, diasporada birçok etkinlikler düzenlenecek. Aslında etkinlikler aşağı yukarı bir haftadır da devam ediyor. 15 Mayıs 1932'de ölümsüz Kürt aydını Cellat Ali Bedir Han, sürgünde yaşadığı Suriye'de Havar dergisini çıkarmıştı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Havar'ı yayın hayatına soktular. Havar, o dönemin zorlu koşullarına rağmen Kürtçe Latin alfabesinin geliştirilmesinde, Kürtçenin standartlarının geliştirilmesinde, Kürdistan'daki gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasında önemli tarihsel görevler ifa etti. Cellat Ali Bedirhan Han ve arkadaşları, Osman Sebri gibi, Ciğerhun gibi arkadaşları Havar'a böyle bir misyon biçmişlerdi ve Havar bu misyonu başarıyla yerine getirdi. Havar'dan sonra da Ronahi dergisi yayınlandı. Aslında Havar ve Ronahi Kürtlere, Kürtçe'ye önemli bir miras da bıraktı. Kürtler de bu mirası olumlu ve önemli gördüler ve değerlendirdiler aslında. Kürtçenin gelişimi konusunda Havar'ın, Cellat Ali Bedirhan'ın açtığı yol bir ışık tuttu ve önemli tarihsel gelişmelerin de kapısını araladı. 2006 yılında da Kürtistan Ulusal Kongresi 15 Mayıs'ta özel bir toplantı yaptı. Kürtistan Ulusal Kongresi, Havar'ın yayınlandığı 15 Mayıs'ı Kürt Dili Bayramı Cejna Zimani Kurdi olarak ilan etti. O gün bugündür de Kürtler dört parçada ve diasporada bulundukları her yerde 15 Mayıs'ı Kürtçe bayramı, Kürt Dili Bayramı olarak kutluyorlar. Bayram nedeniyle hem kutlamalar yapılıyor hem de Kürtçenin karşı karşıya kaldığı tehlikeler tartışılıyor. Özellikle asimilasyon tehlikesi, Kürtçe üzerindeki baskılar, bunların önlenmesi konusunda. Kürtlerin Kürtçe ısrarı, kendi ana dillerindeki ısrarı da devam ediyor. Aslında Kürtçenin tam anlamıyla Kürtler arasında da bir standartlara kavuştuğu söylenemez. Çünkü Kürdistan'ın parçalı olması, dört parçada yaşıyor olmaları, Kürtlerin bir kısmının Arap alfabesini, bir kısmının Latin alfabesini kullanıyor olmaları da bunda olumsuz bir rol oynadı. Dolayısıyla bölünmüş, parçalanmış olmanın Kürtlere de, Kürtçe'ye de olumsuz etkileri günümüzde de devam ediyor. Bütün bunların aşılması için Kürtlerin de, Kürtçenin de, Kürdistan'ın da özgür olması gerekiyor. Zaten mücadele de bu anlamda dört parçada, diasporada, Kürtlerin bulunduğu her yerde sürüyor. Kürtlerin ulusal demokratik taleplerinden, özgürleşme düşlerinden de vazgeçmiyorlar. Geçecek gibi de görünmüyorlar. Öbür gün de önemli bir gün, 16 Mayıs'ta bir karar açıklanacak. Kobani Kumpas davasında karar açıklanacak. Aslında daha önce de açıklanacaktı. Karar ertelendi. Birkaç kez ertelendi. Şimdi yeni bir erteleme olacak mı, olmayacak mı onu bilmiyoruz. Ancak Türkiye'ye baktığımız zaman bir fırtına öncesi sessizlik var. Böyle bir hava sezinleniyor. Ne olacağını kestirmek çok zor. İki şey olabilir zaten. Bir, Kobani Kumpas davasında bu haksız, hukuksuz, sahte delillerle üretilen, mahkeme başkanının bile bir çete üyesi olduğu ortaya çıkan bu davada Kürt siyasetçilere, Selahattin Demirtaş gibi, Gültan Kışanak gibi, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel gibi 108 HDP'li siyasetçiye ağırlaştırmış müebbet hapis cezaları isteniyor. Ya işte bu cezalar verilecek, ip tamamen kopacak, ya da farklı bir karar çıkacak. Farklı bir karar çıkması konusunda çağrılar var. Türkiye'de dün 160 akademisyen, yazar, sanatçı ortak bir açıklama yaptılar ve dediler ki Türkiye'nin bu yeni ikliminde, bu yumuşama süreci döneminde, bu yumuşamanın Kürtleri de kapsayabilmesi için Kobani davasında beraat kararının çıkması gerekiyor dediler. Böyle bir talebi ifade etti Türkiye'nin aydınları, sanatçıları, akademisyenleri. Dediğim gibi bir beraat talebi var. Öte yandan da bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi var. Savcının böyle bir iddianamesi var. Toplumunda, Kürtlerin de, demokrasi dinamiklerinde kumpas davasının reddedilmesi ve
beraat verilmesi talebi var. Aydınlardan gelen açıklamaya, Kürt siyasetinden de bugün yine yeni açıklamalar geldi. Tuncer Bakırhan, DEM Parti eş genel başkanı, partisinin meclis grubunda konuştu ve dedi ki bu davayı artık sona erdirin, bu davada beraatler sağlansın. Haksızlık yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, kumpas davaları kuruldu. Yargıya müdahale edildi. Bunlara artık bir son verilsin dedi. Kobani davasından onlar da beraat beklediklerini ifade ettiler. CHP lideri Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Özgür Özel de bugün CHP'nin grup toplantısında konuştu ve dedi ki Kobani davasını güçlü bir heyetle izleyeceğiz. Yakından da takip ediyoruz. O gün biz de orada olacağız. 16 Mayıs'ta orada olacağız. Beraat bekliyoruz dedi. Bu davada artık sona ermeli dedi. Haksız, hukuksuz uygulamalar Türkiye'de geride bırakılmalı dedi. Dediğim gibi siyasetten, sivil toplumdan böyle bir talep var. Ama esas olarak devlet içindeki güç odakları ve onların siyasi uzantıları, siyasi iktidar bu konuda ne yapacak? AKP ile MHP arasındaki görüşmeler sıkılaştı. Bahçeli Erdoğan arasında da gidiş gelişler arttı. Dediğim gibi bir fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Ne çıkacağını tahmin etmekte güçlük çekenler de var. Umuyorum ve diliyorum, naçizane beklentim ağırlaştırılmış hapis cezalarının çıkacağı yönündedir. Ancak sürpriz de olabilir. Fakat bu cezalar çıksa bile bunların uygulanma şansının olmayacağını da şimdiden peşinden söyleyeyim. İp kopacak, kaos olacak, kargaşa artacak. Türkiye bir dönem daha bu dava üzerinden bir takım operasyonlar sürdürecek ama şunu çok net biliyoruz. Geçmiş 100 yıllık deneyden biliyoruz. Yaşadığımız son 40 yıllık deneyden biliyoruz. Kürt meselesinde baskıyla, inkarla, imayla, cezayla alınabilecek yollar kısa erimli oluyor. Kalıcı ve nihai bir çözüm mümkün olmuyor. Dolayısıyla umuyoruz ve diliyoruz. Aklı selim galip gelir. Bu dava reddedilir. Sivil toplumun yaptığı çağrıda uygun bir biçimde Türkiye'nin içine girdiği bu yeni dönemde Türkiye'nin de kaderini, Kürtlerin de geleceğini etkileyecek bu davada basiretli bir karar verilir. Karar siyasi olacak. Davada zaten siyasi sayıklarla açılmıştı. Dediğim gibi eğer ağırlaştırılmış hapis cezaları çıkarsa HDP'nin ve DEM Parti'nin kapatılması da otomatikman gündeme gelecek. Dolayısıyla bu dava üzerinden Kürt siyasetine dönük siyasi soykırım operasyonları da katmerleşerek devam edecek. Böyle bir süreçte tabii ki DEM Partili belediyeler de bundan etkilenecek. Buna dönük olarak da bir takım hazırlıklar var. Medyada bazı belediyelere kayyum atanacağına ilişkin bir takım iddialar dillendiriliyor yandaş gazeteciler tarafından. Dün de Dersim Belediyesi eş başkanı hakkında bir soruşturma açılmıştı. Kaç gündür de Van'da bir takım gelişmeler yaşanıyor. Dikkat çekici gelişmeler var. Örneğin Van'da 6 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan edildi. Sonrasında bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda jandarma ve polis güçleri kullanıldı. Helikopterler kullanıldı. Ve dün Van'da 55 kişi gözaltına alındı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Temelli bunun mazbata meselesiyle alakalı olduğunu söyledi. Milletin iradesini kabul etmeyenlerin, hazımsızlık gösterenlerin terör estirerek yeni bir provokasyon peşinde koştuklarını zannediyoruz dedi. Van'daki olayları değerlendirirken Sezai Temelli öyle anlaşılıyor ki DEM Parti'nin de bu konuda bir takım duyumları da var, takım kaygıları da var. Dün bunlar açık ifade edildi. Fakat Van'daki operasyonlar da sürüyor. Ne yapılmak istendiği konusunda çeşitli spekülasyonlar da var. Fakat bu 16 Mayıs'ı bir beklemek gerekiyor. Kobani davasından karar çıkacaksa, eğer yeni bir erteleme olmayacaksa, kararın niteliğine bağlı olarak önümüzdeki sürece ilişkin daha net şeyler söylemek mümkün olacak. Dediğim gibi bu karar Türkiye'nin de geleceğini, Kürtlerin de geleceğini önemli ölçüde etkileyecek. İpin kopması halinde Türkiye yeniden bir kaotik sürece girecek. Yeni bir çalkantılı, çatışmalı, bir alt üst oluş süreci yaşanacak. Umuyorum ve diliyorum buna fırsat verilmez. Sonuçta temel dayanaktan yoksun, tamamen bir intikam zihniyetiyle bir ırkçı nefretle açılmış bir dava var. Kobani'de
Zaten Kürtler mağdur edildiler. Kobani eylemlerinde öldürülenler de Kürt gençleriydi. Aralarında birkaç tane Hüdaparlı genç de vardı. Onlar da hayatını kaybetmişlerdi. Ama bütün bunların bir provokasyon olduğu ve o dönemi devlet içindeki güç odaklarınca hayata geçirildiğini de biliyoruz. Dava'nın reddedilmesi Kürtler açısından da Türkler açısından da hayırlı bir sonuç üretir. Umuyoruz ve diliyoruz öyle olur. Bugün aslında Tuncer Bakırhan bu konuda da önemli şeyler söyledi. Büyük bir Türk ve Kürt barışına ihtiyaç var dedi. Gelin bunu sağlayalım dedi. Beş maddelikte bir çözüm önerisi sıraladı Tuncer Bakırhan grup toplantısındaki konuşmasında. Müzakereye dayalı yeni bir diyalog süreci olsun, yeni bir süreç başlatalım. Türkiye'deki sorunların çözümü konusunda bir adım atalım dedi. Savaşla, tankla, tüfekle güvenlik de sağlanmaz, sorun da çözülmez dedi. Türkiye'nin ekonomik yıkımlarına dikkat çekti. Bütün bunları önleyebiliriz, yeni bir başlangıç yapabiliriz. Gelin bunu hayata geçirelim diye bir çağrı yaptı. Bu da önemliydi. Umuyoruz ve diliyoruz işte Kürt siyasetinden, legal demokratik siyasetten gelen bu basiretli sağduyulu çağrılar iktidarda, devlette yankısını bulur. Çünkü o noktaya doğru da gidilecek. Yani belki kısa erimde bir takım sıkıntılar yaşansa bile Türkiye'de artık bir yerde yolun sonuna doğru gelmiş bir yerde duvara dayanacak. Türkiye'nin de Kürtlerle çatışmayla gidebilecek fazla bir yolu kalmadı. Fakat ısrar edenler var. Türkiye'nin siyasi eliti de bu konuda olumsuz bir rol oynuyor. Kürtlerle savaş üzerinden yeni bir rejim inşa ettiler. Kürtlerle savaş üzerinden bölgede bir takım yayılmacı heveslerini de geliştirdiler. Ama artık bıçak sırtı süreçte bütün bunları kaybetme riskiyle de yüz yüze geldiler. Bakalım Türkiye kendi içinde de bu konuları çok tartışıyor. Kendi içindeki çalkantılardan da bunu anlıyoruz. Dediğim gibi bu sürecin kısa erimde olmasa bile orta vadede bir biçimde bir şekilde duracağını tahmin ediyorum. Onun için de Kobani Kumpas davası aslında eğer davanın reddedilmesi, Kürt siyasetçilerin, HDP'li siyasetçilerin salıverilmesi konusunda bir kararla sonuçlanırsa bu süreç hızlanır. Aksi olursa bu çatışmalı, kaotik süreç şiddetlenir. Dolayısıyla Çarşamba günü eğer erteleme olmazsa kararla ilgili sonuçlara bakarak yeni bir değerlendirme yapmak mümkün olacak. Irak'ta önemli gelişmeler var. Güney Kürdistan Irak ilişkileri açısından da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Neçirvan Barzani'nin bugün yeniden Bağdat'a gideceği açıklandı. Neçirvan Barzani 2 hafta, 3 hafta kadar önce de yine Bağdat'taydı. Uzun görüşmeler yapmıştı. Bir iki gün orada geçirmişti. Herkesle görüşmüştü. Ondan sonra da İran'a gitmişti. Geri geldi. Şimdi tekrar Bağdat'a gidiyor. Çünkü Neçirvan Barzani Bağdat'tayken çözüldüğü söylenen sorunların hemen hemen hiçbiri de çözülmedi. Nisan ayında maaşlar gönderilmedi. Irak Maliye Bakanlığı maaşları göndermeyeceğini çıktı. Önceki gün deklare etti ve dedi ki bize petrol dışındaki gelirler teslim edilmediği sürece artık maaş ödemeyeceğiz dedi. Bir de Kürdistan'daki memurların maaşları almayı hak kazanan memurların özel bankaları değil, Irak'ın devlet bankalarını kullanmaları gerekiyor. Bu da olmadıkça para göndermeyeceğiz dedi. Aynı şekilde 9 Mayıs'ta yani 5 gün kadar önce Irak parlamentosu yeni bir karar aldı. Bu da çok ilginç. Irak Ulusal Güvenlik Ajansı yani Irak'ın istihbaratı, Türkiye'nin MİT'i gibi, Milli İstihbarat Teşkilatı gibi Irak'ın da Ulusal Güvenlik Ajansı var. Başında Kasım Arıcı var. Şimdiye kadar Kürdistan'da örgütlenmiyordu. Yani 2003'ten bu yana, Amerika'nın işgalinden bu yana, aslında 1992'den bu yana Saddam geri çekildiği zaman Saddam'ın askeriyesi de, idaresi de, istihbaratı da bütün birimleri de geri çekilmişti. Sonra Kürtler orada kendilerine uygun olarak bir takım idari, askeri, güvenlik birimleri inşa etmişlerdi. Fakat şimdi Irak parlamentosu bir karar aldı. Hükümet de onayladı. Cumhurbaşkanından da geçti bu karar. Buna göre Irak Güvenlik Ajansı yani Irak İstihbaratı bundan böyle Kürdistan'da ofisler açacak.
Yani artık Irak istihbaratı da Süleymaniye'de, Erbil'de, Kuyi'de, Duhok'ta, Zaho'da, Şaklava'da, istediği her yerde büro açacak. Şimdi bunda ne var diyebilirsiniz. İşte Türkiye'nin de İran'ın da orada istihbaratlarının büroları var, ofisleri var. Türkiye'de, İran'da orada at oynatıyor. İstediği gibi eylem yapıyor. İstihbarat örgütleri, ajanları oraları kuşatmış diyebilirsiniz. Doğru, öyle bir gerçekliği de var Güney Kürdistan'ın. Ancak Türk istihbaratı ve İran'ın istihbaratı gizli çalışıyor, gayrimeşru örgütleniyor. Yasal bir dayanakları yok. İşte diyelim güneyde Erbil'in ya da Süleymaniye yönetimlerinin izin verdikleri ölçüde Türk istihbaratı, İran istihbaratı gidip oralarda bazen de şirketler üzerinden, bazen çeşitli kurumlar üzerinden örgütleniyorlar. Açık, resmi, legal bir örgütlemeleri yok. Sadece bir konsoloslukları var. Ama şunu biliyoruz. İran ve Türk istihbaratı Güney Kürdistan'da çok güçlü, çok örgütlü. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken korkularından artık gidemiyoruz, sokağa bile çıkmakta zorlanıyoruz diyorlardı. Bu derecede böyle bir altyapı oluşturmuş, orayı kuşatmışlar. Şimdi de Iraklar geliyor, Irak istihbaratı geliyor bir proje dahilinde. Federal yetkilerine rağmen, anayasada yeri olmamasına rağmen Irak istihbaratı da geliyor. Güney Kürdistan'da ofis açacak. Önemli. Irak Kürdistan'ındaki bütün ekonomik gelirleri ve ödemeleri, gelir gider dengesinde Iraklılar devlet bankaları, Irak bankaları üzerinden sağlanacağını söylüyorlar. Irak bankaları dışında herhangi bir bankanın da işlemlerini kabul etmiyorlar. Bu da önemli. Bir üçüncü önemli gelişme de Irak hükümetinin Birleşmiş Milletler'e yaptığı çağrıydı. Sudan'ı açık bir çağrı yaptı. Dedi ki Birleşmiş Milletler'e, Birleşmiş Milletler misyonunu artık sona erdiriyoruz. Bu yılın sonunda Birleşmiş Milletler Irak'tan gidecek dedi. Birleşmiş Milletler ne zamandan beri Irak'ta görev yapıyor? 2003 yılından, Amerika işgalinden bu yana. 22 yıldır Birleşmiş Milletler misyonu var Irak'ta, Bağdat'ta. Peki ne görevleri yapıyor? Bağdat'la Erbil arasındaki sorunların çözümünde arabuluculuk yapıyor. Aynı şekilde Kürt örgütleri arasında, KYP ile KDP arasında, Kürtler arasındaki sorunların çözümü konusunda arabuluculuk faaliyetleri yapıyor. Birleşmiş Milletler'e raporlar hazırlıyor. Bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Yani Birleşmiş Milletler Irak'ta bir gözlemci olarak bulunuyor. Şimdi Irak diyor ki gideceksin. Amerikalılardan da bu konuda bir açıklama geldi. Amerikalılar da Birleşmiş Milletler misyonunun sona ermesi konusundaki görüşmeler sürdürüyoruz dediler. Dolayısıyla Irak adım adım merkezileşiyor. Birleşmiş Milletler'in faaliyetlerine de son veriyor. Amerika ile zaten yürüttükleri askeri koordinasyon toplantıları var. Amerika askerlerinin çekilmesi konusunda. Orada da bazı ilerlemeler sağladılar. Şimdi de aslında merkezi bir devletin yeniden inşası konusunda 2003 yılının öncesine dönme konusunda bir takım girişimler bulunuyorlar ve Kürdistan'ın federal statüsünü de adım adım aşındırıyorlar. Neçirvan Barzani şimdi geçen hafta çözüldüğü denilen sorunların çözümü için yeniden Bağdat'a gidiyor. Öyle anlaşılıyor ki İran'ın da bu konuda bir takım baskılar var. İran da bu sorunların çözümünü istemiyor olmalı ki Bağdat'ta bir ilerleme sağlamıyor. Pardon. Bafil Talabani de Amerika'daki görüşmeleri sürüyor. Bafil Talabani, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Sarayı'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Brett Merkurk'la görüştü. Açıklama yaptı. Oradaki açıklama da önemliydi. Brett Merkurk'la görüşmesi de önemliydi. Bafil Talabani'nin de hem seçimler konusunda hem KDP ile ilişkiler konusunda Amerikalılara dönük serzenişleri de, sistemleri de, eleştirileri de sürüyor. Bafil Talabani'nin Amerika'daki görüşmelerinden nasıl sonuç çıkacağı, bunun sahaya ne tür yansımaları olacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Ama dediğim gibi Bafil Talabani artık Süleymaniye gazını, oradaki doğal gazı KDP üzerinden, Erbil'deki hükümet üzerinden satmak istemiyor. Orada gazla ilgili tasarrufu Süleymaniye olarak, Yeneki olarak kendi eline almak istiyor. Bu konuda Amerikalıların bir teşviki olacak mı yoksa tepkileri mi olacak? Onları da yakında göreceğiz. Ama öyle anlaşılıyor ki dediğim gibi bir yandan Irak merkezi hükümet olarak ağır ağır Güney Kürdistan'a çöküyor. Öte yandan da Kürtler arasındaki sorunlar da giderek derinleşiyor.
Gündem şimdilik bu kadar ama dediğim gibi Kobani Davası önemli. Bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Gözümüz kulağımız Kobani Davası'ndan çıkacak kararda olacak. Umuyorum ve diliyorum Türkiye'de bu basiretli çağrılara, bu sorumlu sağduyulu çağrılara yanıt veren bir karar çıkmış olur. Aksi durumda ne yazık ki yaz beklediğimizden de sıcak geçecek gibi görünüyor. Zaten Türkiye'nin Savunma Bakanı bugün yine bir açıklama yaptı. Özel kuvvetlerimiz orada, operasyonlarımız sürüyor dedi. Pençe Kilit bölgesini kapatmak üzereyiz dedi. Ancak dedi Gara operasyonu ile ilgili olarak da Milliyet Gazetesi'ne konuştu. Zeytin Dalı Barış Pınarı harekatında olduğu gibi ilan edilmiş bir harekat yapmayacağız dedi. Öyle anlaşılıyor ki bu harekatı çok fazla duyurmadan bütün güçlerini ama bölgeye abanarak sürdürecekler. Benim bugün Türkiye'nin Savunma Bakanı'nın Türk medyasına yaptığı açıklamalardan anladığım bu ama zaten bölgeden de sürekli çatışma haberleri de gelmeye devam ediyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, seyir bir akşam diliyorum.